Merhaba. Bugünkü videomda bulaşık makinesi bulaşıkları neden kirli çıkarır? Bu sorunu evimize servis çağırmadan nasıl çözebileceğimiz hakkında birkaç bilgi paylaşacağım. Öncelikle bulaşık makinamızın üst ve alt kısmında birer adet fiskiye bulunmaktadır. Bu fiskiyeler üzerindeki gözenekler bulunmaktadır. Bu gözenekler yardımıyla konumlandığı bölge gördüğünüz üzere ayrı ayrı konumlandırılmış. Her birisi ayrı bir konuma su fışkırtmaktadır. Bunlardan herhangi bir tanesi veyahut da birkaçı tıkandığı vakit bulaşık makinamızın bulaşıklarına yeterince konumlandığı bölgeye yeterince su atamayacağından bulaşık makinamızdaki bulaşıklar kirli çıkacaktır. Bu sorunun çözümü için şu fiskiyeleri biri zaten yukarıdaydı. Şurada zaten sıkılarak ve gevşetilerek açılıyor vida tarzında. Bunu yerinden çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra bir cımbız veya da iğne yardımıyla şu görünen gözenekleri temizliyoruz. Temizledikten sonra yerine tekrar takıyoruz. Ve bu fiskiyeleri incelerken şu yan kısımlara da bakmanız gerekmektedir. Çünkü zamanla buralar açılarak, araları açılarak buralardan suyu konumlandığı bölgeden atmak yerine yanlardan fışkırttığından bulaşıklar tekrar temiz çıkmayacaktır. Hatta şöyle bir soruna da neden olabilir. Bulaşıklarınızı temiz yıkamadığı gibi bulaşık makinesinin alt kısmında, yani şöyle gösterecek olursak şu alt kısımdan su sızdırmaya başlayacaktır. Bir diğer etkene geçecek olursak burada bulunan filtrelerimiz. Ben özellikle bunları temizlemedim size de göstermek için. Sizin de gördüğünüz gibi şu gözenekler kirle dolu. Ve şu hakeza yine iç kısmına da bakacak olursak birçok kir kalıntısını görmekteyiz gözle de. Bunları temizlemediğimiz takdirde bulaşık makinesi bu kirleri tekrar bize geri döndürerek bulaşık makinemizin üzerine leke olarak bırakacaktır. Bunları temizledikten sonra tekrar yerine takabilirsiniz. Diğer bir etken ise bulaşık makinamızda tuz ve parlatıcı kutusu bulunmaktadır. Tuz kutusunu şu şekil açarak içerisinde tuz eksilmişse tuzunu tedarik ettikten sonra kapatıyoruz. Diyelim ki orada tuz yok. Tuz bulunmadığından dolayı suyun sertliği çözülemediğinden suyun üzerinde kalan kireci olduğu gibi bulaşıklarımızın üzerine atacağından bulaşıklarımız da lekeli çıkacaktır. Ve şu gözü de buradan kontrol ederek parlatıcımız eksilmişse parlatıcımızı tamamlıyoruz. Bu da bulaşığın kirli çıkmasının etkenlerinden biridir. Bir diğer konuya gelecek olursak bulaşık makinamızın 2 adet sepeti bulunmaktadır. Bu sepetler zamanla şu gördüğümüz plastik tabaka aşınarak kalktıktan sonra altındaki demir tabaka ortaya çıkar ve bu demir suyu aldıkça pas olur. Pas oluştuğundan sonra bu sepetler değiştirilmezse yine bulaşık makinesi bulaşıklara suyu fışkırttığı anda bu pas da bulaşarak yine bulaşıklarımızın kirli çıkmasına sebep olan etkenlerden biri olacaktır. Bir diğer etken ise bulaşıkların yanlış yerleştirilmesi. Yani şu üst bölüme, yanlara bardak gelecek şekilde şuraya da çay diplikleri veya da küçük tabaklar bırakılabilir. Daha fazla doldurulursa, tıkıştırılırsa detaylı bir yıkama makine yapamayacaktır. Yine aynı şekilde alt bölmemizde de tabak yerlerini görüyorsunuz. Şurası zaten bıçak kaşık bölümü. Şuraya da tencerelerinizi konumlandırabilirsiniz. Yığınlıkla üste binen bulaşık
fiskiyelerin dönmesine engel olacağından bulaşıklar temiz çıkmayacaktır. Bunlara da dikkat edelim. Tamam, ben bu dediklerinizin hepsini yaptım. Yalnız halen bulaşığım kirli çıkıyor diyorsanız bundan sonra sizin yapacağınız herhangi bir şey kalmamıştır. Çünkü bulaşık makinesinde ısıtıcı arızası veya da sürküle suyunu devir daim eden pompa arızalı olabilir veya da yavaşlamış olabilir, tıkalı olabilir. Bundan dolayı suyu fışkırtamayacağından, ısıtıcı da suyu ısıtamayacağından kaynaklı su yine bulaşık makinenizde bulaşıklar lekeli kalabilir. Bugün sizinle paylaşacağım bilgiler bu kadardı. İnşallah size faydalı olabileceğini düşündüğüm bilgiler vermeye çalıştım. Beni desteklerseniz ve bildirimlerinizi açık tutarsanız inşallah böyle paylaşımlar yapmaya da devam edeceğim. Abone olmanızı bekliyorum. Hayırlı günler dilerim.